sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 26 Eylül 2023'ün ilk videosu. Sevgili dostlar Fenerbahçe'mizde Başakşehir hazırlıkları tam gaz sürüyor. Hani dün itibariyle başladı. E, bunu da aslına bakarsanız konuşmak lazım. Niye konuşmak lazım? Çünkü e, Başakşehir Fenerbahçe'yi oynadığı gibi Şey, sıra oynadığı gibi oynamayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de onun üstüne durmak lazım. Ah keşke Başakşehir Galatasaray'a oynadığı gibi oynasa da hani 12 gollü bir galibiyet izlesek Fenerbahçe'den ama eminim öyle oynamayacak. Aslan kesilecek çünkü her Süper Lig takımının gözünde Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe'dir. O yüzden Fenerbahçe maçına aslan kesilirler. Diğer maçlarda bazen yaslanırlar. Dün antrenman İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşti dünkü antrenman, bugünkü antrenman e, henüz başlamadı. Isırma koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla antrenman başladı. Yani hasta devam eden antrenman çift kale maçta tamamlanmış. Alanya Spor Müsabakası'nda 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamlamış. Bugün yapılacak antrenmanda da hazırlıklar sürecek sevgili arkadaşlar. Antrenman fotoğraflarında Omar Fayet var mı diye bakıyorum. Ya e, dediğim gibi bize sel bir sorun olmuş. O çözülmeye çalışılıyormuş. Yoksa transfer tamamlanmış. Lisans falan çıkarılmış. Hani vize sorunu çözülmeye çalışıyor ama sanırım o da çözülmek üzere ya da çözüldü diyebilirim. Hani e, burada birilerinin yardımcı olması lazım. Fenerbahçe adına ama hani görsellerde göremiyorum. Bakayım altyapı oyuncularımız var. Bu arada Emre Mor koşu çalışmalarına başlamış. Muhtemelen Başakşehir maçını da kaçıracak. Ama Rize maçında görev verilmesi halinde yedekler arasında olabilir. Fenerbahçe'nin deplasmanda kalesi gole kapalı. Şaka gibi demiş. Olmaz demiş. 6-0. Evet yanlış duymadınız. 6-0. Bu sezon oynadığı 12 resmi maçı da kazandı Fenerbahçe. Deplasmanda çıktığı 6 müsabakada da gol yemedi. Alanya Sporu 1-0 mağlup etti. 12 maçta kazandı. 3'ü Avrupa 3'ü lig olmak üzere 6 deplasman maçına çıktı ve kalesinde gole izin vermedi. İnşallah bu sezon sonuna kadar da böyle devam eder. Deplasmanda rakiplerini sevindirmedi. Hep kazandı. E, ligde 12 sezon sonra ilk 3 deplasmanda kazanmış. Hani bu veriler bana çok şey sağlıklı gelmiyor. Yani 12 sene sonra şunu yaptı. 15 sene sonra bunu yaptı. Mühim değil abi. 26 sezon sonra gol yemeden 3 maçlık deplasman serisi demiş. Otto Baric yönetiminde 97-98'de yaşamış. Otto için hatırlıyorum. Trabzon'da kafasına taş atmışlardı. Fenerbahçe sağdan çekilmişti. Sonra bize 10 sene boyunca Türkiye kupasını vermediler bilerek. Bunu yaptık diye. Ay ne günlerdi. Yani i̇nşallah Fenerbahçe rekorları kırmayı sürdürür. Birilerini kudurtmayı da sürdürür. Bu arada Hırvatistan bir açıklamada bulunmuş arkadaşlar. Türkiye maçı için kadrosunu açıklamış. E, tabii ki de tanıdık bildik bir isim var. Türkiye ve Gallerle oynayacakları maçın aday kadrosunu açıklamış. Tabii ki de kadroda kalecimiz Dominik Livakovic de yer aldı. Ha kaleci açısından çok şey düşünmüyorum ben. Ee, yani kalecilik çok bir olay düşünmüyorum açıkçası ama öbür futbolcularımız keşke hiç gitmeseler milli takıma. Yani Galatasaray oyuncuları gibi izin alsalar, hamileyim falan deseler. Yani şu anda bir şey oturtuldu. Bak İsmail Kartal bir şeyi oturttu farkında mısınız? Evet hocam oturttu. Yok lan onu demiyorum. Yani savunma ikilisini oturttu. Mesela Bekao ve Cicu. Artık bu iki ismi ben rotasyona girmeyeceği görüşündeyim. Yani yabancı kuralı falan filan. Belki Livakovic bile yedeye çekilebilir. Ama Bekao ve ikilisi zorunlu kalmadıkça bozulmayacak gibi duruyor. Gözlemlediğim kadarıyla. Hani bu da öne sürülmüş ama. Maikattan da işi belli olmaz. Şimdi Avrupa'da, Türkiye'de bu ikilinin yaptığı işleri görüyorsunuz. Beni yanlış anlamayın. Hani Avrupa'ya Samet'i yazdıramadın. Keşke yazdırsan. Yazdırabilseydin. Samet Serdar'la Avrupa'da oynardın. Kalan 6 maçın, 5 maçın belki Northland deplasmanı biraz zorlayıcı olur. Onun dışında hani hepsinde de kebap oynarlardı. Ne bileyim tuhaf. Diego Lugano telefonunu çalan hırsızı yakalamış. Sampdoria'da şampiyonluk kutlamalarına katılmış Diego Lugano ve telefonunu hırsızı yakalayarak polisi teslim etmiş. Oğlum adam bir de videoda yakalanıyor zaten de. Lugano hayatınızda tanıyıp tanıyabileceğiniz en cimri insan olabilir bu arada bilginiz olsun. Yani, o kadar cimridir. Ben söyleyeyim de bilin yani bilmenizi istedim bu kadar cimridir. Neyse Letonya maçının sahibi tanınmışken unutmadan söyleyeyim. Letonya maçının stadyumu değişmiş. Euro 2024 elemelerinde Ameli futbol takımımızın Letonya ile oynayacağı maç Adana'dan Konya'ya alınmış bu şok açıklama. Ameli takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubunda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet çalışım. Milli Takımlar taraftar Kulübü kurumuzu Üyeleri için 9 Ekim 2023'te yapılacaktır diyor. Yani 15 Ekim'de Letonya maçı var. Ben şeyi merak ettim. A milli takım maçları diyeyim. Pazarmış ya bu. Ondan önceki ne zaman? Ha, 12 Ekim Hırvatistan, Türkiye 15 Ekim Türkiye, Letonya Yani o ara milli ara ve 15'inde bitecek başka maçımız yok herhalde. 21 Kasım'da Galler'le maçımız var. Muhtemelen o araya da bir şey sıkıştırılır. Hazırlık maçı falan sıkıştırılır. 18 Kasım'a herhalde ya da 17 Kasım'a falan milli ar araya bir hazırlık maçı sıkıştırılır. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar ilk defa böyle bir haber vereceğim. Ben de şok içerisindeyim. Ama vermek zorundayım. Milan'a Rade Kurunic'den kötü haber. Yanlış duymadınız. Rade için. Milan'da Hellas Verona maçında sakatlanan Rade Kurunic yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacakmış. Enteresan. Neyi enteresan hocam adam sakatlanmış geçmiş olsun. Ay, normalde normal şartlarda da bizim alıp bizde sakatlanması lazım da. O yüzden diyorum ben bir şeyler bayağı değişti. İnşallah. Hamstringinde bir lezyon tespit edilmiş. 10 gün içerisinde yeniden bir değerlendirme yapılacak mı? 29 yaşındaki futbolcunun Cagliari, Lazio ve Borussia Dortmund maçlarında forma giymesinin beklenmediği ifade edilmiş. Yaklaşık bir ay yok diyorlar. 22 Ekim'deki Juventus karşılaşmasının gerçekçi bir tarih olduğunu da söylemişler. 6 maçta sahaya çıkmış. Rade Kurunic. Fenerbahçe'de yaprak dökümü 4 ayrılık birden. Şimdi bu haberi yapan A Haber çok seviyorlar Fenerbahçe ile ilgili haber yapmayı. Ben bunu paylaşınca ben kötü oluyorum. Söylentileri, duyumları, iddiaları paylaşınca arkadaşlar ne olur? Hocam takımı bölmeye mi çalışıyorsun? Bugün de transfer haberi mi verilir demeyin. Transfer haberi hangi gün gelirse o güne veririm. Bugün de verilir mi? Verilir. Yarın da verilir Verilir. Maç günü verilir. Duyum ne zaman geldi? O zaman arkadaşlar. Yani bunun ayıbı yok, günahı yok, saçmalığı yok, bir şey yok. Ne zaman duyum geldi? O zaman vereceğim. Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe tren diyor. Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yaptı. Hatta Fenerbahçe'yi durdurmak için hakem operasyonları 5 beş maçın 5'inde de vardı. Ancak Fenerbahçe hakemleri de yenerek 5-5 beş ile liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hasreti dindirmek istenirken 4 futbolcunun geleceğine ilgili durum ise merak konusu. İsmail Kartal maç sonu yaptığı açıklamada daha farklı bir şekilde galip ayırabilirdik. Rakibi hemen hemen hiç pozisyon vermedik dedi. Ve Fenerbahçe'miz 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü saat 20'de Rams Başakşehir'e ağırlayacak. Ona ilgili de çok enteresan şeyler söyleyeceğim. 4 ayrılık birden. Şimdi 2023-2024 sezonu birinci transfer tescil dönemi sona ererken sezon sonunda Fenerbahçe'de 4 yıldız boşa çıkacak. Şimdi sezon sonunda 4 kişinin e, boşa çıkacak olması düşündürücü şu an için düşündürücü açıkçası ama atlanılan bazı şeyler var. Şimdi 4 isim Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Crespo ve Batshuayi şeklinde fakat e, atlanılan bir olay var. Batshuayi konusunda onu da belirteyim. Batshuayi'nin son senesi değil. Opsiyonu var diyebiliyorum. Yani bir senelik daha opsiyonu var. Anlaşma bu şekilde yapıldı. Bilginiz olsun da. Yani 2022'de gelirken 2022 23 23-24 artı bir yani 2 artı birlik anlaşma yapıldı. Biraz şu aynı hırçın tavırlarından dolayı. Çok buna takılmayın. Çünkü 358 dakika 3 gol 1 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Neyse. Bu arkadaşlarla ilgili şunu söylüyor haber. Joshua King <laughs> son senesine <laughs> son senesine girdi kusura bakmayın. Şu ana kadar 34 maça çıktı. 8 gol 5 asist. 1733 dakika sahada kaldı. Arkadaşlar benim matematiksel hesaplarıma göre 20 maç yok. 19 maç işte 10 dakika falan 20 dakika falan. 20 maç diyelim yuvarlama. 20 maçta 8 gol 5 asist. Bence şahane bir performans. 31 yaşındaki Santrafor'a yeni sözleşme önerilmeyecek. Sezon sonunda yollar ayrılacak demiş. Ben bir şey söyleyeyim. Sezon sonunda yollar ayrılacaksa devre arasında ayrılır. Yani boşu boşuna sezon sonunda ayırmanın bir mantığı yok. Yabancı kontenjanı Lincoln'un iyileşecek. Belki Lincoln'u monte edeceksin kadroya. Sol kanat oynar, sol bek oynar. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Belki yabancı kuralı kalkacak devre arasında. Hiç belli olmaz. Mert Hakk'ın yanaş 2020 yazında Sivas Spor'la sözleşmesinin bitmesinin ardından konservisi şekilde Fenerbahçe'ye gelmiştim. Şu ana kadar 104 maçta forma giymiş Fenerbahçe'de. 7 gol 18 asistlik katkı sallamış. 5154. Yani aşağı yukarı e, 55 58 maç diyelim. Sivas'ın plaka kodu olsun. 58 maç oynamış. 7 gol 18 asist. Aslında Mert Hakan profilinde bir oyuncu için de bu da iyi bir özellik. Ama 29 yaşındaki futbolcunun belirsizliği sürüyor. Miguel Crespo. 2021 yazında Estoril'den 1,5 milyon euroya alındı. Atletico Madrid 8 milyon euro teklif ettiğinde herkeste kavga ettim ama kimse beni dinlemedi. Satın gitsin dedim. Hocam o kadara satılmaz dediler. Şimdi de konuşuyoruz. Bir dönem ilk 11'in vazgeçilmezleri. Galatasaray'a uzatma dakikalarında attığı gol. Kulağını tıkaması o sevinç. Hani şu anda görüşmeler sürüyor. Ee, i̇stenilen maaşla kulübün verdiği maaş arasında çok fark var. 67 maçta 4138 dakika oynamış. Yani aşağı yukarı 40 maç oynasam 3600 Buradan 538 falan. 540 desen. Yani aşağı yukarı 46-47 maç civarında bir süre. 5 gol 6 asist. Crespo'yla uzatılacak gibi. Bak şu ayı. Chelsea'den 3.5 milyon euroya geldi 2022 yazında. Kritik puanlar kazandırdı. Geçen sezon enler Valencia ile takımın skor yükünü üstlendi. Edin Ceko'nun transferiyle birlikte sezon başında Lens'e satılması gündeme geldi ama takımda kaldı. 40 maçta 23 gol 3 asistlik katkı sağladı. 2218 dakika. Yani arkadaşlar yani 25 maç oynamış 23 gol 3 asist yapmış gibi bir durum var. Böyle bir oyuncu gönlü alınıp ilk 11'in vazgeçilmezi olduğu bence belirtilmeli. Beşiktaş ve Galatasaray'a 30 santimlik şok. Nasıl 30 santimlik şok? kıl payı kaçırdılar. Neyi? Altına mı kaçırdılar hocam? Neyi kaç? Kıl payı oynatmaktan yani oynatamayacaklar. Neyi? Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray 3. haftanın erteleme maçlarına çıkacaklar. Ha desene hocam biz de altına kaçırdılar. Üç büyüklerin statü gereği forma giyemeyecek futbolcuları belli olmuş. Orada arada Adana Demir Spor, buna dahil. Adana Demir Spor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hepsinin 3. haftasındaki hani 3. hafta maçları ertelenmişti. Söz konusu maçların erteleme kararı öncesi 25-26-27 Ağustos tarihlerinde oynanması planlanıyordu. Ve bu tarihten sonra yapılan transferler forma giyemeyecek. Bu arada şunu da söyleyeyim hocam Fenerbahçe futbolcularına niye bu kadar çok çabuk sarı kart geliyor? Arkadaşlar Fenerbahçe'nin derbi maçları biraz sonra o maça kadar kart sınırında bekletip o maça yakın kart cezası yapacaklardı o yüzden. Yani derbi maçın öncesindeki hafta yapacaklar operasyon falan şimdiden belli yani bilin istedim. Anladınız mı? Yani bunu bilmenizi istiyorum. Şu anda Fenerbahçe'de evet kart cezası yok. Ha Joshua King'in e, hafif sakatlığı varmış. Emre Mor'un sakatlığı var. Açıkçası Ekim'in ilk haftası falan bekleniyor. Cengiz Ünder aynı şekilde Ekim'in ilk haftası bekleniliyor. Lincoln o da Ekim'in ilk haftası bekleniyor arkadaşlar. Takımla çalışmalara başlaması bilginiz olsun. Bartu Elmas hemen hemen iyileşti sayılır. Mert Müldür'ün bir sıkıntısı yok. Yani durumlar bu şekilde. Neyse. Ben şunu belirteceğim. Bu arada 27 Eylül'deymiş sanırım. Transfer Market güncellemesi. Fred 20 milyon euro. Cengiz 20. Şimanski 18. Ferdi 17. Livakovic 12. Batshuayi 10. BKO 10. Kent 9. Ciku 8. Crespo 8, Osayi 7, İrfan 6.5, Tadic 6, Zaytz 6, Lincoln 5.5, King 5, e, Perez 5, Osterwolde 5, Emre Mur 4.2, Samet 4.2, Ceko 4, Mert Müldür 4, İsmail Yüksek 4. Mesela İsmail'in birden 10 milyon euronun üstüne çıkmasını bekliyorum ben açıkçası. İşte başka kimde bekliyorum gelişme? Mesela İrfancan Eğri Bayat 4.5-5 falan yazmasını bekliyorum. 2. Bartu Elmaz 300 binden mesela 1 milyon euroya çıkabilir. Mert Müldür 4.5'a falan çıkabilir. Osterwold'e 5'ten mutlaka 7.5-9 seviyelerine çıkacaktır diye düşünüyorum. King de düşüş olabilir. Perez'de olur. Lincoln'de olur. Zayt bence 6'dan 5'e falan düşer. Tadic 6'da kalır gibi. İrfancan 6.5'tan 12'ye falan çıkar şu performansa çıkması lazım. O sayı 7'den 10'a 11'e çıkar. Crespo belki 8'den 7'ye düşer. 6'ya düşer. Ciku 8. Kent 9. Ve K10 bunlar korur gibi. Batshuayi 10. Bence Batshuayi 10'dan 9.5'a düşebilir. Livakovic 12. Ferdi 17'den 25'e 27'ye falan çıkar diye düşünüyorum. Şimanski 18'den 25'e çıkar diye düşünüyorum. Cengiz 20'de kalır. Fred de 20'den 23-25 civarına geçer diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi Galatasaray'da kim oynayamayacakmış? Davinson Sanchez ve Endon bile oynayamayacakmış. İki oyuncu oynatamayacakmış. Beştaş'ta Erik Bailey Gökhan İnler, Tayfur Gökhan İnler de mi 70 yaşına kadar. Aç insanı getirselermiş. Oyuncaklar Fenerbahçe'nin statüye takılan hiçbir oyuncusu yok. Hiçbir oyuncuyu 27 Ağustos'tan sana transfer etmedi. Bütün futbolcuları oynatabilecek. Arkadaşlar gündem bu şekilde. Şu 4 gidecek futboluna ilgili şunu söyleyeyim. E, ee, bu Joshua King ve Crespo devre arasında gidebilir. Bat şu ay içinde İngiltere'den inşallah yarım kalan teklif gelir. 3 tane oyunculuk hem kontenjan açılır hem para gelir. Ama Crespo'ya uzatılacak? Bat şu ayının opsiyonu var. Sezon sonunda öyle kaçıp gitmeyecek. Bilginiz olsun. Benim aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeniyi ve video ile ilgili yorumu eksik etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.